siz de sinagog in İskenderun. Buradaki İskenderun Musevi sinagogu. Stamford Nazarene harap halde. Geldiler İstanbul'dan 4-5 kişi, bundan 2 sene, ya 1 sene bunu burayı çektilerdi, böyleydi o zaman. İçeride old pictures from 4 years ago. Hay Allah. Yıkılmış hepsi bitmiş. Keşke bir restore büyüse etse ama. Ne bilecek yani? Evet. Kimse yok ya. Bir kişi var. O da eski cemaat mensupları mı? Yok o benim. He tamam. Ben çocuk aldım o benim. Tamam. Siz doğma büyüme bulur muydunuz efendim? İşte ben buradayım. Kenan Bayat. He tamam. Yani o zamanlar. Atatürk var mı orada yok? Yok Atatürk. Unfortunately to see inside. Museli Sinagog 1914 yapımı İskenderun. Old Jewish Synagogue in İskenderun. Sadece şu an 3-4 kişi yatıyor. Possibly there are 3-4 people living here. Efendim peki mesela bir 30 yıl önce kaç kişi vardı burada? Mesela 30 yıl önce. Mesela. 20. Yine o zaman. Son ne zaman kadar kullanıldı efendim burası? Oldu bura. En son 1980. Ha. This synagogue was used till approximately 1980. And in 1980 there were approximately 20 people living here. Çocuk yaşlı bir şey içer misin? Efendim? Bir şey içer misiniz? Çocuk çağırayım. Ben sizin sohbetiniz için asıl yani 3-5 şey konuşabilsek memnun olurum. Ama rahatsızlık vermek de istemem. Yok. Hani bunu çünkü hep görmek istiyordum ben de. Ama üzüldüm. Ha geçir. Tamam. Burada çocukcağız yaşıyor. Tamam. Ha burada yaşayan çocuğun şeyleri. Yani o Kur'an'dan yani o bayağı. O Kur'an'dan mı? Mülk kime yani efendim şu an ait? Özel bir şahs mı yoksa cemaatten de değil değil mi? Yoksa cemaatten mi? Mülk burada. Antakya'ya götürüyorum şimdi. Kapı da burada. This is the title deed for the synagogue. Kapı burada. Tam dökümans ya. Arapça, bir Musevi mensubu şey yapıp mirasçıları kim nerede yok hiç... Değil mirasçı yok İstanbul halleder ama yani İskenderun Musevi sinagogu vakfı diye bir şey de yok işte, ha var tam o iyi o iyi aslında o kadar basit iş ki bu 100-200 bin lira belki restore edilebilir değil mi isterse doğru o da doğru ne olacak kimse yok kim gelecek bir müze gibi yani yok yok müze anladım ya. Vardı, anladım, anladım. Yani çok hoşuma gitmedi maalesef. Keşke. Peki mesela atlıyorum. 70 yıl önce kaç kişi vardı? Tahmini. Mesela atıyorum 60-70 yıl önce. Ha yani. He says that approximately 60-70 years ago, there were perhaps 90 people here. Antakya'da kalmadı. Antakya'da 70 kişi kaldı, 60 kişi. Anladım, anladım. Antakya'da vardı 500 kişi. Evet ya, çok şey. Antakya'ya gittiniz mi? Ya bu akşama gideceğiz. Çok güzel Antakya'nın havası. Ben de oradaydım. Yarın i̇nşallah, oradayım. İnşallah alırlar. Yarın bize gideceğiz. Yarın oradayım, saat 8'de şey var, namaz var. He. Oradayız, ben oradayım. Saat 9-8'de oradayım. Siz mecburen oraya gidiyorsunuz değil mi evet. Tabi? Yok kendi çağırıyorlar. Tamam. Şu aklını üstünde bunu da umuluyorsun. Burada. Evet. Ama Kürt Balkanlardan geliyor olabilir mi? Kim? Bizim Kürt'ümüz Balkanlardan. Yok bizim Kürt'ümüz şeyden. Arap, Halep. Halep'ten. Halep, Beyrut'ta tanıştım. Çok teşekkürler. Rahatsız etti misin? Çok özür diliyorum. İnşallah. Evet, yalnız oraya da hiç almıyorlar. Ben daha önceden gittim. 50 kere alıyorlar. Hani kapıyı izinsiz, hani kapıyı cemaat başkanı izin almadan bazen bekçi çıkıyor. Yok ya şey var. Ne derler? He alırlar. Hayvan. Diyorsun. Ha bir şey sordu.
sinagog in İskenderun. Museli sinagog İskenderun. Şey, yarın akşam 8. Ben İzmirliyim, arkadaş Antalya'da. Gerçi o da köken İzmirli, Antalya'dan geliyor. Hayırdır bu iş? Ben hep geziyorum, kiliseleri geziyoruz, şeyi geziyoruz. Bakalım yani neler... Bir şey yok.